Evet Ahmet abi, bugün bayağı yordun beni. Artık bu röportajımı müsaadesi olursa Kenan Başkanım'ın oturarak yapalım. Muhakkak müsaade sizindir. Burada yapacağımız bizim, siz olmazsanız biz zaten yokuz. Onun için her şey size ait. Müsaade de sizindir. Teşekkürler. Evet. Başkanım nasıl geçiyor? Trabzon günleri son günümüz vallahi bugün. İlk gün yağmur vardı. Çok soğuk vardı. O yüzden iyi geçmeyeceğini düşündük ama dünle bugün maşallah var, çok güzel. Yani böyle esnafımız da yüzü güldü. Böyle giderse çok iyi olacak inşallah. Dün akşam Trabzonspor için yakmış olduğumuz meşalede buradaydınız. O çok güzeldi. Çok harika oldu. Buradaydık. Çok da uğraştık. Yani çok mücadele verdik bu hale gelmesi için. Başkanımızdan da, şadrolundan da Allah razı olsun. Güzel oldu. Harika. İnşallah bu akşam da yapacağız. İnşallah. Ardından da Kandil'i inşallah kutlayacağız. Kutlayacağız, evet. Başkanımız. Evet, hemen sol tarafında Metin Başkanım var. Başkanım nasıl geçiyor Trabzon günleri? Böyle zor bir günde, hakikaten havanın çok zor şartlar altında, özellikle 104. Kurtuluş gününde Trabzon'umuzun, hava maalesef hem fırtınalıydı hem yağmurluydu. Ama o kadar zor şarta rağmen başta Federasyon Başkanımız İsmail Şatıroğlu olmak üzere protokolümüz, vatandaşlarımız ve yönetim olarak, federasyon olarak, gençlik kolları ile birlikte, halkımızla birlikte bu Trabzon'un kurtuluş gününe önem verilerek böyle bir günü icra etmek hakikaten herkesin harcı değil. Böyle zorluklara rağmen çok güzel bir şekilde, güzel bir ambiyans. Ben buradan tüm Trabzonlu hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm katılımcı halkımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. İnşallah bu 104. Kurtuluş gününden sonra sonraki günler daha güzel şekilde icra edilecektir. Hayırlısını olsun istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım.